Var mı başka? Var mı aramızda başka kadın düşmanı? Etek de giymemiş ama. Başında türbanı da var. Mini etek de yok. Var mı? Aramızda başka Nihat Doğan var mı? Varsa söyleyin. Ya Diyarbakır'dan gelmişsin, tamam mı? Önünde Van Gölü var. Harika bir sahili var. Önü temiz, bu tarafı pis. Biraz bu tarafa gidiyorsunuz. İşte biraz daha böyle köhne bir yer var. Okulun önü temiz ya. Okulun önünde bir şey yok. Çakıl taşları var. Sahil var. İnersin, meyve suyunu alırsın. Oturursun. Oturmuştur diye demiyorum yani. Mümkün diyorum, hani ihtimaller dahilinde. Güzel bir şey. Bireysel de vakit geçirilebilir. Hayat da böyle bir şey değil de. Aslında siz de böyle değilsiniz de. Bir şey oluyor böyle. Bence zihniyet körelmesin ya. Geri kalan her şey hallolur. Senin ne mezun olduğundan ziyade. Miraç'ın çok güzel bir fotoğrafını attım ama şimdi bulamıyorum. Evet, buldum. Çok tatlı bu çocuk ya. Bu çocuk çok tatlı bir çocukmuş. Ben bu çocuğun kaybına çok üzüldüm. Bak, büyüyünce de herhalde abisine benzeyecekmiş. Bu da abisinin büyüklüğü. Çok da üstüne gidilmedi bence. Bence gitmedi. Şimdi neyse, arkadaşlar herhalde benim kimle oturup bir kahve içeceğimi, kimle oturup içmeyeceğimi buradan anlamışlardır. Ben chat'teki takipçilerimle bu yazda buluştum. Geçen yazda buluşmuştum. Yine buluşurum. Yine otururum. Kafa barıştırdıklarım var. Barıştırmadıklarım genel olarak bu chat'ten uçar. Olabilir, mümkün, ama hiçbir zaman benim ağzımdan bir kadınla ilgili bu şekilde eğreti duran, yargılayan söylemler duymayacaksınız. Duymak istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Kocanıza kızmışsınızdır. Kocanız başka kadınlara bakmıştır. Siz kadın düşmanı olmuşsunuzdur. Sizi hayat kadın düşmanı yapmıştır. Kadın kadının bana göre yurdudur, size göre kurdudur. Bilemem, karakterler değişebilir, insanlar değişebilir ama arkadaşlarımı ben seçerim. Ben arkadaş olmak istemediklerimi chat'te de görüşmem yani. Chat'te de yazamaz yani. Evet. Geçelim mi bu ufakla? Ya Narin bence gerçekten böyle bir gündemi kasıp kavurdu. O küçücük bedeninle bence bir düzeni bozdu. Bir düzene çomak soktu. Ondan bana göre Narin'den çok çok güzel şeyler olurmuş yani. Diyarbakır Tavşantepe'den, hani öyle anlatılır ya, işte birincilikle geldi ya da işte şampiyon oldu gibi. Diyarbakır Tavşantepe'den geldi, işte dünya şampiyonu oldu gibi, ya da işte Diyarbakır Tavşantepe'den geldi, ünlü bir avukat oldu gibi. Narin'le ilgili söylemler duyarmışız gibi geliyor bana, yaşasaydı. Hayatta olsaydı, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünden böyle de güzel bir kız çıktı diye böyle bence ibretlik bir kız çocuğu olacaktı. Ama onun yerine katledildiği için, öldürüldüğü için Miraç Çiçek'e ışık oldu. Haberi paylaşayım. Ekonomimden paylaşıyorum haberi. 2020 yılında, 4 sene olmuş ya. 2020 yılında bir bayram günü
kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayetini araştıran jandarma timleri 2020 yılının Kurban Bayramı'nda kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'e ait bir bilgiye ulaşmışlar. Şimdi burada Miraç Çiçek'le ilgili tuhaf şeyler vardı. Hatırladınız mı bilmiyorum. Babası biraz ilginç bir adamdı. Tekrar söylüyor. Burada da bunu işaret ediyor. Diyor ki Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin gizemi hala çözülmemişken bu trajedi gözleri kaybolan ve öldürülen çocuklara çevirdi. İyi. Bu kapsamda kayıp çocuklardan biri 4 yaşındaki Miraç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ve Miraç'la ilgili, o da Dicle'den kaybolmuştu. Hatta bunu konuşmuştuk sizle, hatırladınız mı? Miraç'la ilgili bir bilinmeyen bilgiye rastlanıyor. Bu bilgi açıklanmamış. Onu okumaya çalışıyorum. Ve aileden de gizleniyor bu bilgi. Ve araştırma Miraç'la ilgili yürütülmeye başlanıyor. Şimdi önce galiba Müge Anlı'ya, daha sonrasında da Serap Paköz'e çıkmışlardı. Doğru mu söylüyorum? Varsa bir yanlış düzeltin. Valla Miraç Çiçek'in öldürülmesinin sebebi bence babası. Ve babası zaten annenin feryatlarına, hani artık son raddede seni boşayacağıma getirmişti olayları. Hatırladınız mı? Sanki bu konuyu daha da kaşırsa, daha da incelerse boşanacaklarına doğru getirmişti yani olayı. Serap Paköz de varlardı herhalde. Ondan önce de Müge Anlı da varlardı. Narin özel bir ruh oldu demiş. Filiz aynen öyle. Aynen. Geleceğin aydınlık yüzü olurdu demiş. Çok doğru. Bu ikisi, anne ve baba, çatışmaya başlayınca bence Miraç'la ilgili gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Onlar da zaten baba oradan hemen ayrılmıştı. Serap Paköz'ün programıydı diye hatırlıyorum. Serap Paköz'ün programından ayrılmıştı baba. Oysa ki kendi çocuğu kayıp. Yani neden bırakıyor bu işin ucunu, ipin ucunu niye bırakıyor? Miraç'la ilgili bir tuhaflık daha vardı. O da şu. Çok garip bir köy sokağıydı. Böyle taşlı, küçük, daracık sokaklar falandı. İki tane delikanlı vardı. Bunu hatırladınız mı bilmiyorum. Benim de böyle hafızamda isim olmaz da olaylar böyle hayal meyal kalır gözümün önünde. Herhalde izlediğim, dinlediğim şeyleri gözümle görmesem de canlandırıyorum kafamda. İki tane genç delikanlı vardı. Bunlar önce Miraç'ı gördüklerini söylemişlerdi. Bir arabaya bindirildiğini söylemişlerdi. Sonra onlar bundan vazgeçmişlerdi. Yani Miraç'ın yüksek ihtimalle bir araca bindirilerek kaçırıldığını ben de düşünüyorum. Ama babasıyla ilgili bir öc alma, ama bizzat babasının yaptığı bir durum, ya da köyde yine böyle bayramları, seyranları kollayan pedofili işte sapıkların öyle zamanlarda hazır annesi de bakmıyorken, hazır babası da yokken diye avladığı, bunlar kuş gibi avladığı çocuklardan biri de Miraç olabilir. Neden pedofili fikri aklına geldi derseniz. Şimdi burada Miraç'ın kaçırılış şekli, köyün böyle daracık sokaklarında Miraç'ın kaçırılış şekli, bana göre biraz gel bir durum vardı. Hatırlayın diye hafızanızı birazcık yokluyorum. Böyle sanki bir tarafa doğru çekilmeye çalışılıyordu bu çocuk. Yani gitmemesi gereken, o iki delikanlının gördüğü yer Miraç'ın gitmemesi gereken bir yerdi. Ya biri onu peşine takıştırdı, şunu vereyim bunu vereyim gibi. Çünkü çok küçük, daha 4 yaşında. Ya da o kişi zaten Miraç'ın tanıdığı biri. Yakın bir çevresinden, akrabası, komşusu, aile fertlerinden biri. Miraç'ı böyle o dar sokaklardan aşağıya, o suyun kenarı mıydı neydi, o tarafa doğru çeken, gel yapan Miraç'a birisi vardı. Önce bu
itiraf edildi, böyle birinin varlığı söylenildi o iki kişi tarafından, o iki genç tarafından. Daha sonra da reddedildi. Reddettiler. Çünkü gördükleri kişiyi ya tanımıyorlar ya da çok iyi tanıyorlardı. Miraç Çiçek'in dosyasında nasıl bir gelişme yaşanmıştır? Vallahi şu haberi okur okumaz bunu düşündüm. Neden böyle sır gibi saklanıyor yani? Ne gelişmeyse de söylesinler falan diye. Bir gelişme yaşanmış ve artık dosya raflardan, tozlu raflardan inmiş ve araştırmaya başlamışlar Miraç Çiçek'in dosyasını. Ne olmuş olabilir diye düşündüm. Dedim ki ne bulmuş olabilirler? Miraç'la ilgili nasıl bir bilgi bulmuş olabilirler? Bence en başından beri bulmaları gereken bilgi burada bu baz istasyonlarından alınan bilgilerdi. Babanın nerede olduğunu, aile fertlerini nerede olduğunu araştırmaya başladıysalar eğer, oldu da Narin sebep oldu. Narin bir ışık tuttu. Araştırmaya başladılar diyelim. Çok uzun sürmez bence. En başında yapacaklardı ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi burada çok önemli bir bilgi paylaşacağım size. Reflekt paylaşmış. Ben de takip ediyorum Instagram'dan. Kabul edilmeyen araştırma önergeleri diye bir seri yapmış. İzlemenizi, okumanızı çok özür dilerim, tavsiye ederim. Şimdi geçmişten günümüze muhalefet partileri tarafından meclise sunulan birçok önergeye AKP ve MHP tarafından reddedilerek halkın talepleri görmezden gelindi. Adalet, eşitlik ve toplumsal refah adına sunulan bu çözüm önerileri maalesef karşılık bulamadı diye bir seri hazırlamış Reflekt. Dediğim gibi takip edebilirsiniz. Diyor ki kabul edilmeyen araştırma önergeleri. Araştırma yasağı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminin açılışı beraberinde alışkın olduğumuz işgüzarlıkları da getirdi. Her sene daha adil bir Türkiye'de yaşayabilmek adına muhalefet partileri tarafından sunulan araştırma önergeleri malum parti AK Parti ve sıkı dostu MHP tarafından reddedildi. Reddedilen araştırma önergelerini inceliyoruz demiş. 1. Narin Güran cinayeti. Narin Güran cinayetinin araştırılması önerisi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. 2. Okulların temizliği. Okullardaki temizlik sorunuyla ilgili araştırma önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi ki şöyle bir duyum daha var. Eğer Now Haber'i izliyorsanız duymuşsunuzdur. Okul temizliğindeki hademelerin yükümlülerden olacağı, tutuklulardan olacağı söyleniyor. Yani eski hükümlüler işte ceza almış çıkmış hükümlüler okullardaki temizlik görevine bakacaklarmış. Böyle bir duyum da var. 3. Deprem dönemi çadırları. CHP'nin Kızılay'ın ücretsiz dağıtılması gereken çadır ve gıdaları para karşılığı satmasıyla ilgili verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Evet, önemli, bizi ilgilendiren bir durum daha. Gençlerin güvenliği. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesine yurtların bakım, onarımın yapılması, koşulların iyileştirilmesi ve bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi için eklenmesi teklif edilen ödenek AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Vergi imtiyazına yasak. Muhalefet partilerinin vergi vermeyen şirketler araştırılsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Çocuk cinsel istismarı. Çocuklara cinsel istismarın araştırılması önergesi AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Evet, birazcık bahsetmek istedim. Size önerge sunuluyor. Narin Güran'la ilgili de araştırma önergesi sunuldu ama reddedildi. Şimdi Narin Güran'la ilgili araştırma önergesi ne demek? Yani bağımsız, objektif bir şekilde kimin hata yaptığını hep diyoruz ya jandarma sehven mi yaptı? İşte soruşturmanın başındaki kişiler bunu görmezden mi geldi yoksa sehven mi oldu diye konuşuyoruz ya. İşte bunların
genelinin nasıl olduğuna dair bir araştırma önergesi sunuluyor. Yapılan hataları görebilmek adına, kendimizi geliştirebilmek adına, kurum ve kuruluşların daha iyi ve beraber çalışması adına böyle bir önerge sunuluyor, bir araştırma yapılması öngörülüyor fakat reddediliyor. Konu bu. Hükümlülerin de okullarda hademelik görevinde bulunacağı önergesi de çok özür dilerim, iddiası da Now Haber tarafından sunuldu. Okullarda temizlik ve işte öğle saatleri uzadı ya, şimdi çocuklar artık 1-1,5 saat kadar okulda kalıyorlar. Evlere yakın olan evlere gidiyorlar falan, neyse. Orada çocuklara verilen bir öğün yemek araştırılması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması sunulmuştu. O da reddedildi. Yani çocuklara öğlen yemeği yok. Okulla ilgili sorunu çözmek için bir araştırma yapalım. Hani bir bütçemize bakalım, bir araştıralım, ne yapabiliriz diye konuşalım dendiğinde buna da yok. Yani bu aslında bunlar çok tuhaf şeyler yani. Bu araştırma önergeleri var ya. Ne kadar güzel bir şey aslında. Bir muhalefet partisinin ve bir iktidar partisinin kafa kafaya verip bizimle ilgili, halkla ilgili, çocuklarla ilgili, gıdamızla ilgili, güvenliğimizle ilgili, konforumuzla ilgili birlikte daha iyi bir şey yapabilmeyi araştırabilmesi ne kadar kıymetli bir şey. Peki bunlar neden reddediliyor? Yani biz bunu kafa patlatmak istemiyoruz mu demek? Yani bu ne demek? Ya da zaman kaybetmek istemiyoruz. Bizim halkımız için düşüneceğimiz daha önemli şeyler mi var demek? Ne demek? Bu tam olarak ne demek? Yani araştırma önergeleri neden reddedilir? Şimdi genel olarak muhalefet sunuyor bu araştırma önergelerini. Ne diyor? İktidarla birlikte bunu diyor çalışalım. Yapabileceğimiz bir şey varsa bakalım, bütçemize bakalım, durumumuza bakalım. Yani istatistiklere bakalım. Elimizden ne gelir buna bakalım diye sunuyorlar bu önergeleri. Hani Narin Güran dosyasını araştıralım. Bir, mecliste toplanalım, bunu kafa kafaya verelim. İşte muhalefet partileriyle iktidar partileri kafa kafaya versin. Bir sonuca ulaşalım. Yani yapılan eksiklikleri, hataları ya da iyi yönlerini, kurumlar arası iletişimi, organize olabiliyor muyuz? Bunları konuşalım. Önümüze bakalım. Belki yapılması gereken değişiklikler vardır. Bunlarla ilgili adım atarız diyor. Neden reddediyor? Yani bunda ne var ki? Ben zaten meclise gitmişim. Ben artık bir mecliste söz sahibi bir insanım. Milletvekiliyim. Milletvekiliyim. Meclise gitmişim. Zaten ne yapacağım ki başka? Tabii ki bunları konuşacağım. Tabii ki bunları araştıracağım. Başkan, ne yapabilirim ki? Yani orada 40 TL'ye kuzu tandır, pilav, çorba, işte triliçe, ayran, sınırsız çay içmekten başka ne yapabilirim ki? Bunların hepsine 40 lira veriyorlar bu arada. Çok keyifli olur bence bunları yapmak. Ben muhalefetin önergelerini de beğeniyorum. Aslında bunların hepsi tartışılmalı. Vergiyle ilgili usulsüzlük tartışılmalı. Kötü yürütülen bir cinayet soruşturulması tartışılmalı. Okullardaki temizlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılacak konuma gelmemeli zaten. O ayrı bir şey. Ya hepimiz Müslümanız diyoruz. Temizlik imandan gelir diyoruz. Çocuklarımızı affedersiniz mokun içine gönderiyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Biz inandığımız değerlere de aykırı hareketlerde bulunuyoruz yani. Bir de bizim inandığımız değerler ne ki zaten? Hani biz neye inanıyoruz? Bizim inandığımız değerler ne? Yani herkes için farklı da. Bizim inandığımız değerler ne yani? Bütün bir gece boyunca aslında Uygur Türkleri ile ilgili kısa filmler, işte ödüllü filmler, dünya sinemasından
belgeseller, bir şeyler baktım Uygur Türkleri ile ilgili. Ben daha öncesinde eski Berrak Kelemençe'de Uygur Türkleri ile ilgili kanalıma konuk alarak, Fatma Hanım'dı sanırım, konuk alarak onların yaşadıklarını dile getirdikleri canlı yayınlar yapardım. Eskiden belki hatırlayan varsa. Sonra bu kriminale geçince bu konular birazcık kaldı, durdu. Ama mesela şu an şunu fark ettim akşam izlediklerimden sonra. Tabii ki bu konuya onun kadar, o hanımefendi kadar hakim değilim ama ben de birazcık bilirim ama şu anki durumun sıcağını bilmiyorum. Ben birazcık baktım. 1 milyon Uygur toplama kamplarında diye bir yazı var. Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygurlara yönelik keyfi gözaltılar ve baskı politikaları ciddi insan hakları ihlallerine yol açtı diyor. ÇKP lideri Jinping'in 2014'ten itibaren başlattığı operasyonlar tahminen 1 milyon Türkiye Müslümanın toplama kamplarına alınmasına neden oldu. Kamplarda yaşananlar sınırlı bilgiye sahip olsa da kaçan eski tutuklular ağır koşullardan ve işkencelerden bahsediyor. Çin hükümetinin politikaları arasında zorla çalıştırma, dini uygulamaların bastırılması, siyasi endoktrinasyon, zorla kısırlaştırma ve doğum kontrolü yer alıyor. Çin hükümeti istatistikleri 2015'ten 2018'e kadar Hotan ve Kaşgar'ın çoğunluğu Uygur olan bölgelerinde doğum oranlarının %60'tan fazla düştüğünü bildirdi diyor. Şimdi izlediğim aslında çok çok dram içeren bir şeydi ama şunu hatırladım. Biz Uygur Türkleriyle ilgili yayın yaparken eski Berrak Kelemençe yayınında bizi 12 kişi izliyordu. 12 taş çatlasın 20 kişi izliyordu. O zaman konuşmuştuk o hanımefendiyle, demiştim ki yani benim canlı yayınlarımı eski Berrak Kelemençe'de işte 800 ile 1500 kişi arası izler konunun ilgi çekiciliğine göre. Mesela Ecrin Bebek'le ilgili yaptığım canlı yayınlar 3000 falan izleniyordu. Berrak Kelemençe'de. Bana anlattı değil. Ama mesela Uygur Türkleri ile ilgili yaptığım yayınları 12 ila 25 kişi izliyordu. O bana şöyle bir şey söylemişti mesela, çok önemli bir şeydi bu. YouTube buna indeks vermiyor olabilir demişti. Yani YouTube'un bile sansürlediği bir şeyi, mesela biz Disney'i boykot ettik değil mi? Boykot ettik Disney'i. Ama YouTube'un sansürlediği Uygur Türklerini biz niye sansürlüyoruz ya? Instagram'da niye sansürlüyoruz? Hayatımızda niye yer vermiyoruz? Yani benim bu konuyla ilgili yorumum, bence biz ikiyüzlüyüz. Bize göre Arap'ın acı çekmesi bir Türk'ün acı çekmesinden daha kıymetli. Biz Türk'üz ya. Arap değiliz. Hani bu bizim dinimizde de var ya, önce en yakınına yardım edeceksin. Önce en yakınına vereceksin. Fitreni, zekatını, kurban etini. Bunlar da Müslüman. Hem soydaşız, hem din kardeşiyiz. Bizim onları oradan 1 milyon kişi varmış ya. 1 milyon kişi. Toplama kampında 1 milyon kişi varmış. Herkes bu ülkeye geldi, girdi de o 1 milyon, bir onlar mı bize fazla geldi? Diyor, bizim onları oradan kurtaracak siyasi gücümüz yok mu? İzlerken tüylerim gerçekten diken diken edildi.
Çok tuhaftı. Yazılanları okudum. İzlediklerime inanamadım. Çok tuhaf geldi bana. Sadece sordum. Sadece sordum. Yani Türklüklerini yok etmek için kısırlaştırılıyorlar. Ve biz Coca-Cola patlatıyoruz yollara, öyle mi? Ya da Starbucks basıyoruz, ha? Ben bizi çok akıllı bulmuyorum.